Arkadaşlar merhaba, ben Evren Yıldırım. Bu derste size karakter konuşturmanın 3 farklı yolunu göstereceğim. Birinci yol plugin ile yapılan yoldur. İkinci yöntem face panel oluşturarak yapılan yöntemdir. Üçüncüsü de çeşitli alet edevatlarla daha çok profesyonellerin kullandığı bir yöntemdir. Faja Shift diye YouTube'a yazarsanız görürsünüz bu üçüncü yöntemi. Bu üçüncü yöntemi biz uygulamayacağız çünkü elimizde o pahalı aletlerden yok arkadaşlar. Fakat iki yöntemi manuel olarak göstereceğim size. Bir plugin ile yapılan yönteme bakalım. Diomatic diye bir plugin var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlara Facebook'tan bana ulaşırsa yardımcı olurum. Paralı bir plugin. Fakat internette de bulabilirsiniz. Diomatic 2013 ile 2018 bütün sürümlere yüklenebiliyor. Yüklediğinizde de buraya geliyor ve modifier panele geliyor. Şimdi burada Diomatic'e tıkladığımızda Create Head, kafa oluştur, kas sistemi, Morph, Omatic var, bildiğimiz Morph, Morph Toolkit, baş ile bedeni birleştirme, Voice-matic, işte en önemlisi bizim için bu, ses, otomatik dudak senkronizasyonunu yapmak için Voice-matic kullanacağımız bu. Derseniz önce bir Create Head'den baş oluşturalım. Bu plugin'i kullanarak arkadaşlar çok iyi sonuçlar alırsınız. Özellikle konuşturma bölümünde. Karaktere tıkladığımda sağ tarafta hemen Facial Studio kendini göstermiş oluyor. Sharpness var. Karakterin şekli işte bayan mı olacak, erkek mi olacak, Afrikalı mı olacak, Asyan mı olacak. Bu ayarları siz kurcalarsınız arkadaşlar. Burada anime, çizgi film karakteri, hatta kreatüre, yaratık bu şekilde yaparsınız. Aynı şekilde burada ears, kulaklar, kulakların yapısı. Bütün her şeyi ayarlayabileceğiniz bir panel sekmesi sunuyor size arkadaşlar. Ears, gözler, gözler, işte gördüğünüz gibi burada ayarları şey yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir karakter yapabilirsiniz ama bu hazıra konmak oluyor ve eğer elinizde bir eskiz çiziminden yola çıkarak bir karakter oluşturmak varsa bu hiçbir işinize yaramayacaktır arkadaşlar. Fakat bu plugin'i size göstermemdeki amaç konuşmayı normalde biraz face panel'e aşinaysanız konuşmaları elle yaparlar face panel oluşturduktan sonra. Fakat burada küçük bir script sayesinde bu işlem otomatik olarak yapılıyor. Burada Open Voice-matic var. Karakteri seçip Open Voice-matic dediğimizde Phonemic Mapping, yani ses bileşenleri haritası. Anladım, Türkçesi o işte. Burada İngilizce olarak alfabetik sıraya göre dizilmiş ama bu yani bunun mantığını çözdüğünüz zaman gerisi çok kolay olacaktır arkadaşlar sizin için. Karakter seçili olduğunda Open Voice Mati açtığımızda atamalar otomatik olarak gerçekleşmiş oluyor. Bize kalan sadece çift tıklayıp buradan Track View açılıyor. Lip Scanner Controllers. Buna tıklayıp A'yı A'ya atıyoruz.
L'yi, L'ye, M'yi, M'ye, O'yu, O'ya, S'yi, S'ye, TH'yi, TH'ye, W'yu, W'ye aktardık. Şimdi biz bu karakterin, mörplenmiş olan karakterin buradaki script sayesinde otomatik olarak konuşmasını, sese duyarlı olarak konuşmasını sağlamak için bu atamaları yaptık. Bu karakterin mörplenmiş olduğunu da yine buradan görebiliyoruz. İşte R harfi, THD şu as şekli şöyle oluyor. W'da böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan Open WAV File seçiyoruz. Voicematic'ten İngilizce'yi de seçebiliriz. İspanyol aksanını da seçebiliriz. Seçtikten sonra Set Active diyoruz. Set Active dediğimizde zaman çubuğuna ses gelmiş oluyor. Şöyle hemen bir deneme yaparsak. Voice-O-Matic crea lip-sync de calidad con... Evet, şimdi Set Length dediğimizde bu sesin uzunluğu ne kadarsa kendisini buraya o kadar yerleştiriyor. 140. karede bitiyormuş ses. Evet. Sonra create case diyoruz. Create case dediğimizde key'lerimiz geldi buraya. Şimdi play tuşuna bastığımızda Voice-O-Matic crea lip-sync de calidad en un segundo. evet. Karakterimiz konuşuyor. Karakterimiz buradaki ince ayarlar, şu use reading hepsini Roland'da çalıştırdım. Yani bütün konuşmayı hep aynı bir şekilde ver demek. Con Voice-O-Matic crea lip-sync de calidad en un segundo. Smoothing 3 yapalım. Create diyelim. Con Voice-O-Matic crea lip-sync de calidad en un segundo. Bunu şurada bir ayarımız var arkadaşlar. Con Voice-O-Matic crea lip-sync de calidad en un segundo. İngilizce'yi seçelim. Burada bütün trackları seçip silelim. Buradan İngilizce'yi seçtik. Set Active Land dedik. Sonra Create Key dedik. Anahtarları oluştur dedik. With Voice-O-Matic, great quality lip sync in a snap. Şimdi bu yüzde bitiyormuş. Onun için bunu 100 yapalım. Şimdi şunu önce bir 2'ye getirelim. Şunu da iptal edelim arkadaşlar. Şunu da ilk haline geri getirelim. Track bir yer bu. With Voice-O-Matic, great quality lip sync in a snap. Çok hızlı konuşuyor. Burayı 1 yapalım. Daha oturaklı With konuşmasını istiyoruz. Voice-O-Matic, great quality lip sync. With Voice-O-Matic, great quality lip sync in a snap. Smoke kills him. With Voice-O-Matic, great quality lip sync in a snap. Antici pate. With Voice-O-Matic, great quality lip sync. Evet. Şuraya. 0.4. With Voice-O-Matic. Fakat bunu yapmadan önce burayı bir silelim. With Voice-O-Matic, great quality lip sync in a snap. With buna şimdi bir de turbo smooth geldiğinde. Evet, şimdi bakalım. With Voice-O-Matic, great quality lip sync in a snap. With Voice-O-Matic, great quality lip sync in a snap. With şimdi bu oldu arkadaşlar. Bunu Türkçe'ye çevirmek için
yazılımcı arkadaşlardan yardım isteyebilirsiniz. Yani şuradaki bu program sizin işinizi eğer sadece eğlence amaçlıysa buradan dediğim gibi herhangi bir kafa oluşturup şeklini falan kadın, erkek, Afrikalı nasıl istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Daha da detayları var bunun. Yani şu an bir şeyde sıkıntı yaşıyorum. Nose, burun. Burunun şekli. Ama elinizde eğer diş burada biraz içeride kalmış. O yüzden dişe gidip dişleri içeriye çekebiliriz. Diş ayarları buradan yapılıyor. In a snap with Voice-O-Matic, great quality lip sync. In a snap. Yine dil de aynı şekilde kalmış. Onu da dili de buradan seçip onu da düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Biraz içeriye çektim şimdi dili. Voice-O-Matic, great quality lip sync. In a snap. Şimdi arkadaşlar, bir çizgi film yapacaksanız yani buradaki ayarları kullanarak, yani ben sıfırdan başlamayayım diyorsanız, ben buradaki hazır ayarlarla sadece eğlence amaçlı bir çizgi film yapacağım diyorsanız bu plugin sizin için yeterli olacaktır. Ama bir eksiz çalışmanız var. Yani bir kare kalem çalışmasını ZBrush gibi programlarda, Matbox gibi programlarda 3 boyutlu hale getirip daha sonradan onlara konuşturmak için, o çizmiş olduğunuz karakterleri konuşturmak için bu program sadece şu açıdan yeterli olabilir. Konuşturmak için sadece ağız senkronizasyonu, yani dudak hareketlerini yapmada yeterli olabilir. Onu göstereyim şimdi size. Bu karakterimizi siliyoruz. Hatta mix'e reset çekiyoruz. Şöyle bir karakter oluşturdum ben arkadaşlar. Aynı yine buradaki fazlalıktan oluşturdum. Fakat bu karakterin mörpürledim. 4 tane mörpür ekledim. O hepsi de ağzına ekledim. Yani A harfi, O harfi, L harfi, E harfi. Bunları söyleyecek. Bunun için hemen Voice-O-Matic'i açtım. Hani bunu şu açıdan anlatıyorum. Bu karakteri farz edin ki ben ZBrush'ta çizdim. Hiç buradan yardım almadan çizdim. Ve konuşmasını, sadece dudak senkronizasyonunu, dudak senkronizasyonu için bu programdan yardım alacağım. İşte 4 tane mörp ekledim. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Voice-O-Matic'i açtım. Sonra buraya geldim. Şunların hepsini siliyorum arkadaşlar. Buradan New VoiceMap diyorum arkadaşlar. A olsun. Bir de A. Şu an vakit bayağı geçiyor. 13 dakika olmuş. Bir de O'yu yapalım. Olsun. Tamam. Şimdi burada oluşturduğumuz harflerin bir ses vermek zorundayız arkadaşlar. A harfini oluşturduk. A İngilizce'de E diye geçiyor. Yani az çok bilirsiniz. O yüzden E'ye de fakat bunun üzerine gelip mesela O harfi out. Bak. Burada S-O-In-Out diye yazıyor. O harfine bunu atacaksınız arkadaşlar. Yani burasını Türkçeleştirdiğiniz zaman, şu paneli Türkçeleştirdiğiniz zaman, yazılım bilen arkadaşlarınız bir script yazıp burayı Türkçeleştirdiği zaman konuşma kusursuz olacaktır. Şimdi İngilizce olduğu için
Türkçeleşmediği için sadece belli başlı harfleri telaffuz ediyor. Ben size onu gösteriyorum şimdi. L'yi Lit. gördüğünüz gibi L-in-lit yazıyor. S-in-lit yani L-lit gibi demek istiyor. E'yi atadık, A'yı atadık. Hut diyor. A ile H'nin birleşimine hut demiş yani. Yani buraya bir H harfi gelebilir. Şimdi Visemap Mapping'e geldiğimde burada oluşturduğum A, E, L, O Visemap Mapping de buraya geldi. A'ya çift tıkladığım zaman üzerine böyle Track VFP diye bir pencere açılıyor. Buradan objeye tıkladım. Benim objem neydi? Merp. Merplediğim obje çünkü. Kaç tane merp'im vardı? 1, 2, 3, 4. 4 de buraya geldi. Seleksiyon edelim baştan. Şimdi A'yı oraya atıyoruz. Çünkü İngilizce ile konuşma ile yazma farklı olduğu için O'yu da A'ya atıyoruz. Daha sonra ben buradan kendim oluşturduğum bir ses dosyası var. Onu açıyorum. Set active diyorum. Setland diyorum. Çok küçük olsa buraya geldi. Fakat siz göremiyorsunuz. Create case dedim arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu anda O diyor. O zaman biz bunu O'yu bunu silelim. Bunu da silelim. A'yı atayalım. O'yu da O'yu atayalım. Çünkü nerede hata yaptığımızı size söyleyeceğim. Create case diyelim tekrar. Bir daha bakalım. E ile L'yi temsil olarak koydum buraya. Şu an A dedi. O'yu doğru söyledi. O derken dudaklar büzüşüyor. O. O. Evet. O doğru. A da doğru. Şimdi biz burada A harfine geliyoruz. A'ya bunu atamıştık. A. Ama O gibi. O ya da O ve Ot. Evet. Bu harflerin bu şekli almasını buradaki script sağlıyor arkadaşlar. Böyle kapatalım. Arkadaşlar kısacası buradaki voice matting'i şuradaki olay yerde bitiyor her şey. Mesela E harfine A'yı gördüğünüz gibi İngilizce olarak şeyi seçtiği için mesela buradan basıp ben oradan İngilizce aksanını seçtim arkadaşlar. Voicematik de yok. Şimdi İspanyol kayıt. Bom. MBP'ye bunları atamış arkadaşlar. Yani bunların üçünden bir telaffuzundan buradaki yapmış olduğumuz şekle göre konuşma sağlıyor. Kısacası buradaki İngilizce olan kısmı yani şu Puhonamasi Mapping'in sadece şu kısmını seslendirme kısmını Türkçeleştirdiğiniz takdirde daha düzgün Türkçe konuşacaktır. Ama bunların mesela hepsini silerim. Buradan biz şunları da silerim. Orijinal İngilizcesini çağırdım ben bunu. A'yı aktardık. E'yi E'ye. O'yu O'ya. L'yi de L'ye. Şimdi bir daha çağırdım sesimi. Set active setlamp dedim. Create case dedim. Şimdi bakalım nasıl oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A dediği yerde O diyor. Çünkü İngilizce ile Türkçe uyuşmuyor. O dediği yerde de A diyor. İşte bu hepsi şuradaki olayda bitiyor. Burayı Türkçeleştiren bir script yazarsanız karakter 10 numara Türkçe konuşacaktır.
plugin'le otomatik konuşturma yöntemi bu şekilde. Fakat bu Türkçe'yi konuşmuyor. İngilizceyi gayet güzel konuşuyor. Fransız aksanıyla da güzelce konuşuyor. Şu an Fransız aksanını seçtim. Avec Voice-O-Matic, créer des synchronisations labiales de qualité en un rien de temps. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fransızca. Avec Voice-O-Matic, créer des synchronisations labiales de qualité en un rien de temps. Avec çok güzel konuşuyor arkadaşlar. Bu plugin bu yüzden işe yarayabilir. Bugünkü ders bu kadar. Bir sonraki derste face panelle manuel olarak insan konuşturmayı göstereceğim. Herkese kolay gelsin.